Bir sürü değişik işler. Havalimanında kargo bölümünde çalıştım. Koli taşıdım. Ondan sonra yapmadığım iş kalmadı yani. Stadyumlarda güvenlik, işte aklınıza gelebilecek bütün öğrenci işlerini yaptım. Garsonluk, fuarlarda tercümanlık. Hatta bir ara Alto Oper'de güvenlik işi bulmuştuk ama olmadı son anda. Bizim Kürşat var şimdi Berlin'de. Kürşat beni aradı, dedi Oktan iş buldum. İş bizim şeyimiz orada, böyle alarmı. İş mi? Hemen heyecan, iş buldum, hemen başlayalım. Nerede dedim? Alto Oper'de dedi. Ne yapacağız dedim biz Alto Oper'de? Güvenlik dedi. Ya Kürşat dedim, olay molay çıkar dedim. Başımıza bir iş gelir, biz nasıl müdahale edeceğiz falan. Biz ne anlarız güvenlik işinden dedim. Kürşat da baktı böyle, dedi ya Oktan dedi. Opera diyorum oğlum dedi. Bir insan dedi operaya gelip orada da olay çıkarıyorsa Allah onun belasını versin dedi. Öyle o iş bu iş derken Starbucks'a başvurmuştum. Almamışlardı beni. Yani değişik değişik işlerde yapa yapa işte okulu bir şekilde bitirdik. İyi yönlendirilmediğimi düşünüyorum. Çok ciddi zaman kaybı. Günde 10 saat ekonometri formülleri ezberledim. Şu anda hatırlamıyorum bile. Bitti gitti. Hiç okurken de severek okumamıştım. Bitirdim, hala sevmiyorum. Hiç de iktisatla ilgili bir işte, finansla ilgili bir işte bugüne kadar çalışmadım ama uzun yıllar ömrümü finans formülleri ezberlemekle geçirmiş oldum. Geçen gün bir düğüne gittim, arkadaşımın düğününe, Köln bölgesinde. Orada tabii hani tanıyan, düğüne gelen misafirlerden beni tanıyanlar fotoğraf falan çektirenler oldu sağ olsunlar. O esnada işte benim yanımda böyle bir 15-20 kişilik bir kalabalık oldu. Bir abla da geldi. Yanıma, o da işte sıradaydı, sıra ona geldi. Tam benimle fotoğraf çektirecekken, senin adın ne dedi. Ben de Oktan dedim. Sen ne iş yapıyorsun dedi. Ben dedim abla sen beni tanımıyor musun dedim. Tanımıyorum dedi. O zaman niye fotoğraf çektiriyorsun dedim. Ne bileyim dedi, bu kadar insan çektirdiğine göre dizide mizide oynuyor, ben de tanışırım diye düşündüm dedi. Dedim abla böyle Göbekli dizide oynanır mı? O da dedi var dedi, öyle Göbekliler de var dedi. Yani oynayabilirsin dedi, her şey olabilir. İyi dedim, ben de öyle bir hatıramız var. Bir de burada Frankfurt'ta Hauptbahnhof'ta bir kiosk var. Yok. Onun önünden geçerken oradan bir şey almıştım. Onun sahibiyle sohbet ediyoruz kapıda. Yoldan işte gelen geçen birkaç kişi yine böyle fotoğraf falan çektirince o büfenin sahibi dedi sen kimsin kardeşim dedi, yani senin olayın ne dedi. İzleyicilerden biri de dedi sen bu adamı tanımıyor musun, nasıl tanımazsın dedi. Baktı böyle, ben dedi 35 yıldır burada esnafım dedi, o beni tanıyor mu dedi. Ben de onu tanımıyordum yani. Vallahi dedim abi sen haklısın, 35 yıllık esnafsın, nasıl benim seni tanımam lazım. Ya şimdi bu sosyal medya öyle bir yere geldi ki, eskiden bir tane televizyon vardı Türkiye'de 90'lı yıllara kadar. O televizyona herhangi bir gün 5 dakika çıkan ertesi gün sokakta yürüyemiyordu. Ünlü oluyordu. Şimdi herkes ünlü. Yani bir mekana geçen bir yere oturduk. Yan masada biri varmış. İşte arkadaşım diyor ki bak şu diyor çok ünlü diyor. Dedi 1 milyon takipçisi var dedi. Yemek yapıyor dedi. Dedim. Dedi gel tanışalım. Şimdi öbür masada 500 bin takipçisi var. O da ne bileyim oyun oynuyor falan. Ya herkes ünlü yani. Yani şu an veya ünlü olabilir her an. Artık bunun bir manası kalmadı yani. Böyle bir işte ünlüsün, tanınansın yok. Önemli olan böyle tanınmak falan da değil. Böyle bir şeyler paylaşabileceğin bir kitlen varsa, öyle bir grup insanla berabersen bence onun bir anlamı var. Yoksa işte bizim videolarımızı işte 100 milyon kişi izlese ben bu kadar mutlu olmazdım ama bir fayda sağlıyorsak birilerine, o zaman o bizi mutlu ediyor. Geçen mesela Mannheim'da bir teyze yolda görürken beni durdurdu böyle, geldi sarıldı falan. Dedim teyze sen niye beni bu kadar çok seviyorsun, ne oldu? Dedi ki seni nasıl sevmem dedi, ben senin sayende emekli oldum dedi. Şey bilmiyormuş, iki çocuk doğurunca o emekli primi ödendiğini, onu bizim videolar öğrenmiş, maaş alıyormuş şimdi. Ben seni nasıl sevmem dedi, ben sana dedi dua ediyorum, her gün dua ediyorum dedi. Allah razı olsun. Yani bunu görünce insan hakikaten seviniyor. Yoksa dediğim gibi artık herkes ünlü. İşte bir kebapçısın, şöyle bir değişik şekilde tuz atıyorsun. Sen de ünleniyorsun yani. Pilavcı da ünlü. Ünlü olmayan yok. Herkesin de kendi bir grubu var. Herkesin kendi kitlesi var. Bir de tanımayınca sinirleniyorlar mesela. Bazen yeğenim var, onun ünlüleri var. İşte küçük, onların starları ayrı. Birisi yemek yapanı tanıyor, birisi işte başka birini tanıyor. Artık herkes ünlü yani dünyada. Ama bir anlamı yok artık. Burayla hiç ilgisi olmadığı halde de bir grup izleyen var. Onlardan biriyle İstanbul'da tanıştım. Tam bir yerde çay içiyorduk.
Ben genelde şunu soruyorum işte Türkiye'de biri merhaba deyince nereden diyorum? Söylüyor işte Berlin, Köln, Frankfurt bir yer. En kötü Brüksel, Paris diyor yani mutlaka yurt dışı söylüyor. Orada bir hanımefendi vardı. Dedim siz nereden geliyorsunuz? İstanbul dedi. Ya İstanbul'dayız zaten dedim. Hani asıl nereden? Kadıköy'den dedi. Ya Kadıköy'de dedim. Asıl nereden? Yani hani Almanya'dan nereden dedim. Baktı bana böyle benim Almanya'yla bir ilgim yok ki. Ben hiç gitmedim dedi. Dedim bir eş dost akraba falan. Yok dedi. E gitmeyi mi düşünüyorsun? Hayır dedi. O zaman dedim beni niye izliyorsun sen? O da baktı böyle sana ne kardeşim dedi ya. Kimi izleyip izlemeyeceğimizi sana mı soracağız dedi. Vallahi dedim sen de haklısın abla yani doğru. Bize mi soracak istediğini izler. Bir %5 Türkiye'den izliyor. Ama genelde burayla bağlantılı olan kişiler %90-85 civarı Almanya. İşte %5-10 arası da diğer Avrupa ülkeleri olarak bize değişiyor. Yazın mesela şey çok artıyor bizim Türkiye %40-45. İzne gidenler izlediği için 40-45'lere kadar çıkıyor. Benim mesela bu hayatta en istemediğim şey birilerinin kalbini kırmak, ahını almak, üzmek. Yani çok çok korktuğum bir şey. Keşke derim kimse üzülmese benim yüzümden. Onun için çok dikkat ediyorum. Bir video yapıyorsun sevgili Musa. Şimdi bizim videolar mesela YouTube'da ortalama günde bir 150 bin civarı izleniyor. İşte bir 100 bin kişi Facebook'ta izliyor. Aynı videonun bir parçasını TikTok'a falan koyarsak bir 100 bin kişi orada izliyor. Yani böyle 400-500 bin kişiye ulaşma imkanım var bir gün içerisinde. Şimdi bu tabii ciddi bir sorumluluk. Yanlış bir şey söylersen insanlar kızıyorlar. Hata yapar. Biz bugüne kadar çok şükür çok kritik bir hata yapmadık. Öyle ufak tefek hatalar tabii oldu insanlık hali ama böyle çok kritik bir hata yapmadık. Onun için çok dikkat ettik. Mesela uçakların bir ara kalkıp kalkmama meselesi vardı korona zamanı. Bize bilgi geldi. Akşam yarın uçaklar iptal. Hiçbir yerde yazmıyor. Ya biz şimdi bunu söylesek insanlar ona göre otellerini iptal etse, biletlerini iptal etse, planını değiştirse büyük vebal. Söyleyen bir havayolu firmasının bir yetkilisi arkadaşım o bize haber vermişti. Ben ne kadar havayolu şirketi varsa hepsinin genel müdürünün telefonunu aldım, cep numarasını. Tek tek aradım ve tek tek yazılı onay aldım WhatsApp'tan. Dedim lütfen bana yazın. Yazdılar böyle evet doğru bilgi diye. Telefonda söylüyorlar doğru. Yazılı vermek istemiyorlar. Hatta biri dedi ki ismimi verme. Dedim ismini doğru çıkarsa vermem ama yanlış çıkarsa veririm dedim. Yani. Çünkü sen söyledin bize kalacak sonra bu iş. Öyle çok dikkat ettik ve uçaklar hakikaten kalkmadı ertesi gün. Mesela biz o haberi biz verdi Almanlardan falan önce verdik yani. O iyi bizim büyümemizin de bir adımıydı. O gün bize çok ciddi takipçi geldi. O zirveden sonra böyle 60-65 bin civarı bir günde izleyicimiz arttı. Sonra ona devam ettik. Öyle şeyler oluyor. Çok dikkat ediyoruz. Ama bir korku da var yani. Endişe de var. Bir hata yaparım, birileri yanlış anlar, birileri buradan bir şey yapar. Ekonomi Bakanı diyor ki kriz var. Ben de diyorum ki Ekonomi Bakanı kriz var dedi. Ertesi gün beni yolda görüyor, sen felaket tellalısın diyor. Ama ben demedim ki kriz var diye. O dedi, ben onu söyledim. Mesela işte yardımlar arttı, sosyal yardıma zam, onu veriyorsun. Bu sefer beni görüyor, ap diyor böyle güzel haberler verdi. Ama yani ben de isterim hep güzel haber olsun ama hep olmuyor maalesef. Şimdi gurbetçi ifadesini kullanalım mı, kullanmayalım mı? Bir grup şöyle söylüyor, işte biz gurbetçi değiliz, biz Avrupalı Türkleriz. Bir grup hatta daha da bir seviyeyi yükseltiyor, biz Avrupalı Türk diasporasıyız diyor. Ben de diyorum ki, çünkü bunun sebebi de şimdi gurbet biraz garip bir kelime. Zaten kökeni garipten geliyor. Yani hüzünlü bir kelime. Onu kabul etmek istemiyor bu grup. İşte biz işte iş güç sahibiyiz, bizim mal varlıklarımız var, şirketlerimiz 50 milyar avro ciro yapıyor. Biz çok büyük yerlere geldik, çok büyük işler başardık, gurbetçi değiliz. Dedelerimiz gurbetçiydi diye bir argüman var. Son birkaç yıldır çok popüler oldu. Zannederim 5-6 yıl önce bu başladı. Ondan önce kimse biz gurbetçi değiliz demiyordu. Bana göre bu gereksiz bir tartışma. Herkes kendini nasıl istiyorsa öyle ifade edebilir. Ben mesela gurbetçi kelimesini çok beğeniyorum. Bence ben bir gurbetçiyim. Gurbetçi kelimesinden de kesinlikle rahatsız olmuyorum. Ha, Almancı kelimesinden ben de rahatsız oluyorum. Böyle ifade edilmek istemem. Ben birisi bana benim için gurbetçi dediği zaman mutlu olurum, gurur duyarım, memnun olurum. Hiç de rahatsız olmam. Bizde bir garibanlık var çünkü. Yani bunu anlatıyor. Biz ne Almanya'da ne veya Fransa'da, Hollanda'da fark etmez ne yaşadığımız ülkede ne de kendi memleketimizde tam kabul gören insanlarız.
Bu var. Biz kimseyi memnun edemedik. Burada yıllarca çalıştık sabahtan akşama kadar. Hele birinci nesil çok daha zor şartlar altında çalıştı. Bu ülkeyi yine de çok önemli bir kesimini memnun edemedi. Kalkındırmasına rağmen memnun edemedi. Türkiye'ye çok büyük katkılar yaptı. 70'li yıllarca Türkiye'nin dış ticaret açığı kadar döviz gönderdi. Şimdi bile yılda Almanya'dan sadece 1 milyar euroya yakın döviz Türkiye'ye havale yapılıyor. Bunun dışında gittiğimizde harcadığımız paralar var ki turistlerden çok daha fazla para harcıyoruz. Buna rağmen Türkiye'de de maalesef en yakın akrabalarımız dahil yaranamıyoruz. Bir gariplik var. Bizim dedelerimiz çok garipti, ezildi. Onlar gurbetçiydi. Biz işte büyük diasporayız. Değil, bizim çocuklarımız da eziliyor. Sen şimdi çok güzel bir arabaya biniyor olabilirsin, çok lüks bir evde oturuyor olabilirsin. Çok iyi bir mesleğin olabilir, hesabında milyonlar olabilir ama ismin farklı diye ayrımcılığa maruz kalıyorsun. Senin çocuğuna okulda sadece adı farklı diye daha düşük not veriyorlar. Bence gariplik devam ediyor. İş yerinde böyle en temel işlerde hiçbir problem yok. Herkes seni çok sever ama biraz yükseldiğin zaman orası aslında bizim hakkımız, sen de nereden çıktın sorusunu soruyorlar. Bence gariplik devam ediyor. Onun için gurbetçi kelimesi beni hiç rahatsız etmiyor. Ama isteyenler kendilerine isterlerse biz Avrupa Hun İmparatorluğu'yuz da diyebilirler yani. Hiç fark etmez. Önemli olan bu mesele. Bazı siyasetçiler onu yapıyor. Bana göre kasten yapıyorlar. Buradaki Türklerin temsilcisi gibi gösterenler, buradaki Türkleri de çok önemli pozisyonda göstermek için Türkiye'de bunu, bu argümanı bence kullanmaya başladılar. Sonra bu yayıldı yurt dışına ama akademisyenler de bunu kullanıyor. Yani hatta çok ısrarlı, kızıyorlar, gurbetçi diyemezsin falan. Ben de diyorum ki ben gurbetçiyim kardeşim. Kendimi de istediğim gibi tarif ederim. Yani bu kelimeyi herkes bıraksa ben kullanmaya devam edeceğim. Çünkü ben kendimi öyle hissediyorum. Ben kendimi büyük Türk diasporası gibi hissetmiyorum. Ben kendimi burada hem Türkiye'de hem Almanya'da garip hissediyorum ve gurbetçi kelimesi bence beni ifade ediyor. Önemli olan bizi hangi kelimenin nasıl ifade ettiğinden ziyade önemli olan bizim hangi şartlarda yaşadığımız. Ya bizim çok somut, çok basit problemlerimiz var. Şu gurbetçi mi diyelim, Türk diasporası mı diyelim tartışmasına verdiğiniz emeği şu uçak biletlerine verseydiniz biz ucuza Türkiye'ye gider gelirdik. Kapıkule'deki sıralara verseydiniz Kapıkule'de sırada beklemezdik. İşte askerliğe verseydiniz çocuklar vatandaşlıktan çıkmak zorunda kalmazlardı. Ayrımcılığa, ırkçılığa verseydiniz belki çok daha iyi şartlar altında şu anda yaşıyor olabilirdik. Yani sanal tartışmalarla çok vakit kaybediyoruz. Bence bu gurbetçi ifadesini kullanalım mı kullanmayalım mı da bu sanal tartışmalardan birisi diye düşünüyorum. İsteyen istediği gibi, istediği şekilde kendini ifade etsin. Bence gurbetçi kelimesi güzel bir kelime. Bence Türkiye'de kutuplaşmanın çok ötesine geçen bir gurbetçi düşmanlığı, hatta bir nefreti şu anda söz konusu. Bunun sebebi sokak röportajları değil. Merkez onu söylüyor. Sokak röportajları. Ama mesela birisi çıkıyor Türkiye'de sokak röportajında saçma sapan konuşuyor. Ona kimse sen nerelisin diye sormuyor. Mesela nerelisin? İzmirliyim. Nerelisin? Malatyalıyım. Nerelisin? İşte Erzincanlıyım. Ay bütün İzmirliler, Malatyalılar, Erzincanlılar böyle demiyor kimse yani. Ama birisi Almanya'dan gittiği zaman gurbetçi yine saçmaladı. Hepsi böyledi. Şimdi bizim aramızda da mantıklı konuşan arkadaşlarımız var. Mantıksız konuşan arkadaşlarımız da var. Türkiye'de de aynı şekilde. Oranı da aşağı yukarı aynıdır. Yani nasıl ki bir insan Türkiye'de saçmaladı diye onun bütün memleketini sorumlu tutmuyorsanız, yurt dışından giden bir insan saçmaladı diye de onun bütün mensup olduğu grubu bu işten sorumlu tutmamanız lazım. Zaten bu bir bahane. Bir nefret var içlerinde bize karşı. Çünkü bizi sevmiyorlar. Bizi neden sevmiyorlar? Bizim burada çok rahat şartlarda yaşayıp, çok güzel şartlarda, işlerde çalışıp, çok rahat para kazanıp, çok lüks arabalara binip, Türkiye'de 5 yıldızlı otellerde hava attığımızda dair güçlü bir inançları var. Geçenlerde tuvalet temizleme makinesi yapmışlar. Bir tuvalette gördüm, otobanda böyle basıyorsun, tuvalet tertemiz yapıyor. Ah dedim ya, moralim çok bozuldu. Şimdi dedim Almanya'da tuvalet temizleyip Türkiye'de hava atamayacağız. Yani. Çünkü makinesi çıkmış. Tuvalet temizlemek, bak bu söz bile aslında Türkiye'dekilerin bu olaya ne kadar farklı bir açıdan baktıklarını gösterir. Şimdi tuvalet temizlemek gayet onurlu bir iştir. Kimse bundan burada rahatsız olmaz. Ben derim ki yani şu salondaki herkes tuvalet temizler. Başka belki temizlik işinde çalışanlar vardır. Ben ne işlerde çalıştım havalimanında falan. Yarın olsa yine çalışırım.
Hiç de gocunmam. Ama Türkiye'de sanki tuvalet temizlemek böyle işte herkesin yapmaması gereken bir alt sınıf işiymiş gibi bir algı var. Yani burada iş vardır. Burada istediğiniz pozisyonda çalışın. O bir iştir. Biz buna iş olarak bakarız. Üst pozisyon, alt pozisyon diye bakmayız. Ekmek parası diye bakarız. Ve yurt dışında yaşayan herkes çalıştığı işten de gurur duyar. Bu emeğe verilen bir değerdir. Türkiye'dekiler iş ayrımı yapıyorlar. Bu iş onurludur, bu iş sanki böyle işte yapılmaması lazım, hava atıyorsun falan. Birincisi bu yani, emeğin değerini bilmiyorlar. Bizim burada dedelerimiz de çok ağır işlerde çalıştı, biz de çok ağır işlerde çalıştık. Yine olsa yine çalışırız. Bizim derdimiz ağır işte çalışmak değil, bizim derdimiz ırkçılığa, ayrımcılığa uğramak hem burada hem Türkiye'de ama anlatamıyoruz. Farklı bakıyor, işte siz yurt dışında tuvalet temizliyorsunuz, burada hava atıyorsunuz. 5 yıldızlı otelde tatil yapıyorsunuz. Fransız, Hollandalı, İsviçreli geliyor. Sen buna sordun mu? Sen hangi iş yapıyorsun? Sen İsviçre'de ne iş yapıyorsun? Almanya'da tuvalet mi temizliyorsun? Fransa'da işte tekerlek ne yapıyorsun? Sordun mu? Sormadın. Bize soruyorlar ama. Niye? Çünkü içte şöyle bir duygu var. Bunlar layık değiller. Kendileri yapamıyorlar çünkü. Bunlar niye yapabiliyorlar? Yani biz de yapamasak, biz tatil yapamasak, bizim güzel arabamız olmasa, biz burada acımızdan ölsek, sürünsek, Türkiye rahat etse yani. O zaman var ya, herkes sever. Bizim insanımızın öyle bir sıkıntısı var. Bizde aslında şöyle bir söz var. Düşenin dostu olmaz der ya. Bu söz sosyal medyadan sonra değişti. Bu söz şöyle oldu. Bizim insanımız düşeni seviyor. Sen şimdi bir ağır hasta ol, herkes seni arar. Geçmiş olsun, yapabileceğim bir şey var mı kardeşim der. Ama biraz başarılı ol, hemen ayağından aşağı çekmeye çalışıyorlar. Kişileri geçtik, akrabaları geçtik, artık böyle gruplara başladılar yani. Ben yine söyleyeyim, belki bu videoyu sonra yayınlarsak, Türkiye'den birileri izlerse, bizi burada gerçekten kıskanılacak hayatlar yaşamıyoruz. Kıskanılacak hayat yaşayanlar var, Almanya'da da var, Türkiye'de de var. Onlar biz değiliz yani. Biz burada gerçekten çalışarak, işçi olarak hayatını geçindiren bir kesimiz ağırlıklı olarak. En çok para kazanan en patronumuz bile, onun çocuğu bile okulda ayrımcılığa uğruyor. O bile ticarette ayrımcılığa uğruyor. Çok kıskanılacak bir hayatımız yok. Yani kafayı bize takacağınıza belki nasıl biz de bu arabayı alabiliriz veya başka bir şey yapabiliriz, nasıl biz de bu tatili yapabiliriz diye o soruyu sorarsa Türkiye'dekiler bence daha iyi olur. Ya Matt Damon'a benziyor. Matt Damon bir arada tanımayanlar vardır. Ünlü bir sinema oyuncusu, Amerikalı. Böyle hafif, ben ona benziyorum ama tabii benim o daha böyle fit, yakışıklı ve daha güzel görünümlü halim. Ama baktığın zaman ya benziyor diyorsun yani. Bazıları benzetiyor, evet. Yabancılar falan genelde onu söylüyor. Matt Damon, Matt Damon'a benziyorsun. İyi, tamam diyorum, geçiyorum. Ama beni mesela Fısfıs İsmail'e benzetenler de var. Yani. Ciddi söylüyorum. Geçen biri öyle demiş. Abi sen Fısfıs İsmail'e benziyorsun demiş. Baktım sonra Fısfıs İsmail'e. Ulan hakikaten ona da benziyorum dedim. Yani. Yani böyle birine benzemek bence önemli bir şey değil. Yani Matt Damon'a benziyorsun. Ya ben de işte beni de ona benziyor. Herkeste de vardır ha. Seni kime benzetiyorlar? Beni şu an kimseye benzetmedi ama. Sen yani. İşte gurbetçi gariban sonra. Seni böyle, ben böyle kızlar der öyle. İşte beni işte Audrey Hepburn'e benzetiyorlar falan. Ne olmuş benzetiyorlar. Ama değilsin ki sen o. Olsan ne olur ki? Yani böyle benim işte boyum, posum, tipim, yakışıklıyım, şuna benziyorum falan. Bunlar Allah vergi. Şeyler. Allah'ın bahşettiği şeylerle hava atamazsın yani. Senin yer değil. Ha bir insan çok ahlaklıdır, çok karakterlidir. Onu ben överim. Bak derim bu böyle, bu o takdir edilmesi gereken bir şey. Ama işte yakışıklı güzel ona benziyor değil. Kaldı ki ben yakışıklı değilim yani. Öyle bir genel geçer kural var yani. Ama insanlar sağ olsunlar sevdiği için güzel şeyler söylüyor. Bu Audrey Hepburn de bu arada Bornovalı, onu bir ara anlatayım yayında. Güzel bir hikayesi var. Ta Çerkez Ethem'e falan gidiyor onun hikayesi. Enteresan. Levanten onlar. Onun dedesi Levanten, İzmirliler. İzmir'de yaşayan bu Hollandalı kökenli ticaret yapan esnaf bir aile. Bornova'da güzel Levanten köşkleri vardır hala. Onlar öyle yaşayıp gidiyorlar. Evet. Neyse ya, ben size konuşma hazırlamıştım. Hiç anlatamadım. Başka şeyler anladım. Bir gün artık başka bir gün anlatırım. Evet. Yine geleyim. Şu bardak Pisagor bardağı. Pisagor'u biliyorsunuz, ünlü matematikçi, antik Yunan'da yaşamış. O meşhur işte dik üçgende a kare eşittir b kare artı c kare formülünü bulan bilim insanı. Aynı zamanda filozoftur. Hem de iyi bir matematikçidir. Böyle bir bardak geliştirmiş. Bu dışarıdan baktığınız zaman bildiğiniz bardak. Bir özelliği yok. Su doldurursanız
doldurabilirsiniz ve içebilirsiniz. Şöyle içerisinde bir çizgi var üst kısımda. Bu çizgiye kadar su doldurursanız herhangi bir problem yok. Ama bunun içine aksın. Ortalık su olmasın. Bu çizgiyi siz göremiyorsunuz şu anda ama birazcık olsun geçerseniz doldurduğunuz sudan. Mesela biraz daha fazla doldurursanız şöyle. Çizgiyi geçerseniz bardağın içerisinde bir sifon etkisi devreye giriyor. Ve içindeki bütün su aşağıdaki delikten akıp gidiyor. Mekanik bir şey. Bu bir fizik formülüne dayalı. Bunu öğrencileri eşit şekilde yiyip içsinler. Hadlerini bilsinler. En önemlisi durmaları gereken noktayı bilsinler diye geliştirmiş. Bunun amacı o. Pisagor bardağı. Ben bunu böyle sevdiğim arkadaşlarıma hediye etmeyi severim bu Pisagor bardağını. Bugün de burada işte öğrencilerin ağırlıkta olduğu bir toplantı olduğu için özellikle yanımda getirdim. Yani hayatta şu Pisagor bardağındaki çizgiyi örneğinde olduğu gibi insan haddini aşmamalı. Ulaşamayacağı şeyler hedeflememeli. Belli yerde duracağı yeri çok iyi bilmeli. Eğer duracağınız yeri bilmezseniz iş hayatında da, akademide de, ticarette de hatta özel hayatınızda, kişisel ilişkilerde de elinizdeki her şeyi kaybedebilirsiniz. Bu yüzden nerede duracağını bilmek önemli ve neyi amaçlayacağı da önemli. Neyi amaçlayacağız? İşte şimdi popüler olanlar çok zengin olayım, işte çok ünlü olayım, işte çok fazla para kazanayım, çok başarılı bir kariyer yapayım, en üst düzey mertebelere geleyim, genel müdür olayım. Bunlar isteniyor ama çok çok az kişi ben bu dünyada mutlu olmak istiyorum diyor. Münster Üniversitesi bir araştırma yaptı. Mutlu olmak için gerekli para ayda 2300 euro. 2003 Almanya'da. 2300 eurodan fazlası insanı mutlu etmiyor. Yani 2300 eurosu olanla hesabında 100 milyon euro olan adam arasında mutluluk açısından hiçbir fark yok. İnsan temel ihtiyaçlarını, ev kirasını, işte yemesini, içmesini karşıladığı zaman belli bir mutluluk seviyesini yakalıyor. O noktadan sonra mutlu olup olmamaya siz karar veriyorsunuz. Eğer istiyorsanız elinizdeki imkanlarla çok mutlu olabiliyorsunuz. İstemiyorsanız hep bir fazlası var. Hep bir fazlası var. Hep daha zengini var. Hep daha ünlüsü var. Hep daha iyisi var. Hep daha üst mertebesi var. Onlarla değil de böyle daha işte kendi aramızda işte arkadaşlarla oturduk, eğlendik, bir çay kahve içtik ve mutlu olduk. İşte eşimizde, çocuğumuzda, evimizde huzurlu olduk noktasında gelirsek biz de daha mutlu oluruz diye düşünüyorum. İnşallah bardağı çizgiyi geçmemek hepimize nasip olur. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Çok sağ olun.